Turan Bey size sorarak başlayacağım. Tabii. E tutuklularla Altaya ilgili lütfen buyurun. Siz yürü yürürken ben de bilgileri vereyim. Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten Yüksel Güran, evet. e, Narli'nin annesi, kardeşi Enes Güran tutuklu ve kasten öldürme suçuna iştirak etmek. Diğer aile üyeleri de efendim tutuklu. Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme ve suç delillerini yok etmekten burada bu evet. şekilde aile bireylerini görmemiz mümkün. Şununla başlayacağım. kasten öldürme suçuna iştirak etmek ne demek? Yani evet. bu suça ortak mı olmuşlar? Şüphe ha, bu yönleme. İştirak o anlama geliyor. Yoksa Şöyle. kenarda yani hani iştirak, öldürenler... İştirak şu anlama evet. geliyor. Bu, bu suçun işlenişi itibariyle maddi ya da manevi suçun ortağı vasfını taşıyabilmek. Yani bizim kanunumuzda bu iki şekilde tanımlanıyor. Azmettirici olabilirsiniz bu suça iştirak anlamında. Suçun, ha, suçun işlenişi orada değilsin ama orada sen azmettirebilirsiniz. Orada olma ama bu suçun işlenmesinin azmettiricisi olabilirsiniz. Asli maddi fail öldürenle aynı cezayı alırsınız o zaman. Hmm. Artı a bu suçun işlenmesinin tamamlanma süreci içerisinde yani bu öldürme suçunun işlenmesinin tamamlanma süreci içerisinde yardımcılık sıfatıyla da işte öldürülürken, boğulurken, oradan cesetin işte kaldırılması ölüm anını bilemediğimiz için o <laughs> sürecin içerisinde yardımcılık <laughs> anlamında da buraya iştirak etmiş olabilirsiniz. Aşağıdakiler biraz daha farklı. <laughs> Bir insan öldürme suçu tamamlandıktan sonra o suçun işleyenlerini kayırmak ve o suçun delillerini ortadan kaldırmak. Burada o ortadan kaldırma ile birlikte gizleme vesaire falan başlıkları da var orada ama bu dışa yansıdığı şekliyle bir e, bu tabii ki bir soruşturmanın gizliliği var. Biz, biz biz böyle dışarıya gıdım gıdım yansıtılanlar üzerinden konuşuyoruz. Kayırmayla bile suç delillerini ortadan kaldırma diye bir tanım söz konusu. Bu yani, gizleme de olabilirdi. olabilir. olabilir evet. üzerinden üzerine gidildiği Şimdi bakın bu tablonun ha. tamamı olabilirdir Evet. Onu bu söyleyelim. Bu tablonun tamamının tamamının kesin denileceği an bu sürecin tümüyle tamamlandığı, hatta Yargıtay'da onandığı, diğer başvuru sürelerinin bittiği andan itibaren bizim anayasamızın 38. maddesindeki masumiyet karinesinin tümüyle ortadan kalktığı andır. Bir suçun kesinleşmesi, cezasının kesinleşmesi meselesidir. Şimdi tam da bunu bana müsaade ederseniz anlatayım. Lütfen. Benim bu konuyla ilgili bir derdim var bu yayınlarla alakalı. <laughs> bir toplumsal şehvet halimiz var. Evet. Por 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 bir duygusal halimiz, por por Pornografiye döndürür. bir duygu halimiz var. Şimdi şu çok kıymetli, bunun altını çizerek söyleyeceğim. Toplumun adalet istemesi çok kıymetli bir şey. Hmm. Sivil olarak bunu sahiplenmesi çok kıymetli bir şey. Arkasında durması, takip etmesi, sorgulaması bunlar çok önemli. Bizim sivillik alanlarımız. Ama hukuk bambaşka bir disiplinel alan. Şimdi burada iki tane ifadeyle ya da bir tane adli tabip raporuyla ya da bir başka somut delillerden herhangi birisiyle yola çıkarak insanlarla ilgili yargı üretebileceğimiz bir alan değil. Çünkü bir yargının şu iddianame ile bile üretilmiş olma ihtimali yok. Bu iddianame mesela diyelim ki savcı hazırlayacak bir iddianame burada. O hazırladığı iddianame bile bir muhkem suçluluk anlamına gelmez. O hazırladığı iddianame suç şüphesi olanların yargılamaya sevk edilmesi anlamına gelir. Ve bu ifadeleri konuşuyoruz ve bir hata yapıyoruz burada. Nasıl bir hata yapıyoruz? birisi ifadesinde eğer çelişir şeyler söylemişse nasıl söyler bunu diyoruz. Olmaz böyle bir şey diyoruz. Konuşacağız şey. Şimdi bakın evet. bunları öncesinde ben bazı tanımlar yapayım. Ya da birisi ifadesinde üst üste koyduğumuzda kiremit gibi birbirini tamamlayan şeyler söylediğinde bak ne kadar doğru söyledi diyoruz. Tutarlı Hayır, konuştu diyoruz. Hayır. Bu tutarlılığın bir anlamı yoktur bakın. Ceza yargılamasında somut delillerle beraber sonuca varacağınız kadar bir dosyayı tümüyle İcmal halinde tamamlayıp davasını açarsınız ve yargılama süreci içerisinde de bunun seyri değişebilir. Bakın. Birisi gelir bir süre sonra başka bir ifade verir. Ceza tehditini görür, başka şeyi görür, yalnız bırakılır, iştirak halinde olduğu insanlar konuşma der sonra onu başka şeylerle karşılaşırsınız, gelir size başka bir doğruyu, başka delillerle eşleşecek şekilde atla, anlatır. Burada zaten bir suskunluk yasası işletiliyor, feodal bir suskunluk yasası işletiliyor evet. ve zorlanıyor belki e, buradaki delil Yardım. toplayan arkadaşlarımız bu anlamda ama... Yumruk yiyen kadın da bunu da somut olarak görmüş olduk. Başka bir hatamızı daha söyleyeyim ben, Lütfen. başka bir hatamızı daha söyleyeyim. Biz bekliyoruz ki birileri bir şeyler ikrar edecek. Ha işte o suçlu diyeceğiz. Bu ilkellik. Bu ortaçağ hukuku. Hemen insafa meyil, infaza meyil. Bizim hukukumuz böyle bir şey değil. Bizim hukukumuz delilden şüpheliye varıyor ve delilden tamamlayarak mahkumiyet kararını üretiyor. Birilerinin ikrarıyla sadece karar verecek olursanız ne olur biliyor musunuz? Sadece işkencenin önünü açarsınız. Sadece işkencenin önünü açarsınız. Sen doğru söylemiyorsun, doğruyu söylediği her şeyi mübah sayarsınız. Ve bazı hakları görmezden de gelemeyiz. Az önce dışarıda konuşurken sevgili Fuat Uğur dostumuzla bunu da söyledim. Şüphelilerin, şüphelilerin, sanıkların doğru konuşmama hakkı vardır. Niye doğru konuşmuyor diyoruz değil mi? Doğru konuşmama hakkı vardır. Bizim yasamızda, ceza yargılama yasamızda çok çelişkili görünse sadece, de sadece tabii ki tabii onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sadece ya çelişkili ifade vermek bir suç teşkil etmiyor işte. Hayır, Bu suç. O hayır, yani. bakın onun bir anlamı var. Onu anlatacağım. Hı. Bizim ceza yargılama sistemimizde sadece tanık yemin eder. Yemin tanığa teklif edilir. Müşteki ya da müdahil ya da şüpheli ya da sanığın yemin yükümlülüğü yoktur. Ve doğru söyleme mecburiyeti yoktur doğru söylememe hakkı dediğimiz hak esasında kendini savunma hakkının altındaki bir haktır. Yani bu aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de susma hakkı olarak var. O sözleşmenin 6. maddesinde hatırladığım kadarıyla. Bütün bunları alt alta koyacağız. Biraz önde oralı evet. mı Turan Bey? Bütün bunları alt alta koyacağız. Ondan sonra bu tek tek şeyler alıyoruz ya işte ifadenin birini alıyoruz diğeri falan filan hı hı. filan. Bunlar tek başına hiçbir anlam taşımıyor. Turan Bey bir bu ifade. söyledikleri biraz tepki doğuracak ama gerçek. Hayır 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 bunları söyleme. Bu aydın sorumluluğumuz bizim. Evet. Bakın ben burada canı yanan bir insanım. Bu çocuğumuzla alakalı Hepimiz canı var. yanan bir insanım. Hepimiz ama Hitler Almanya'sının çok şartlarının bu ülkede yaşatılıyor <laughs> olmasını doğru bulmam bu anlamda. Ben ne dedim toplum takip etmeli. Fikri takibi yapmalıyız. Adaletin tecellisi için sosyal da. medyada her yerde ama hüküm kurmamamız gerekiyor. Yani bunu kurmaya başladığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sıradan bir adamı diyoruz ki bu suçlu. Yarın o suçlu çıkmazsa başkası çıkarsa ve ne tekim davası. Bunlar oldu? olur. Bakın bunlar yargı sistemi. Yani bir sistem. ya birisi suçlu oldu üstlenir. Mesela için. diyelim ki ikrardan bahsedelim. İkrarı tek başına şey sayalım. Ee, suçun tanımlanması için birisi gelir. Suçu üstlenir. Gerçek suçluya varamazsınız. Bizim sistemimiz maddi gerçeği, maddi hakikati arayan sistemdir. Gerçekten kim suçluysa onun cezalandırılmasını istediğimiz bir sistemdir. Şimdi burada ne oldu? Çok önemli bir şey. Şimdi yani bir burada, Cezalandıracak bir figür bulmayı değil hayır, de işte bunu gerçek, gerçek suçlu, gerçek suçlu. E, sistemden gerçek çıkarmayı suçlu. şimdi e, şey dedilmiş bir şey. Bir burada sistem. ne oluyor? Burada bazı figürler var. Biz onları toplumsal olarak önce bir ahlaki olarak ayıplıyoruz. Gayet ayıplayabiliriz. Ha benim baktığım yerden ayıplayacaksa feodaliteyi 200 yıldır bu ülkeye e, yaşatanlara ayıplamamız lazım. Siyasileri ayıplamamız lazım. Bizleri yani. Ben de bu 5 yıl milletvekilliği yaptım. Bu ayıbın ortaklarından sayabilirim kendimi. Verdiğim kanun teklifleriyle arınmaya çalıştım. Bunlarla ilgili de verdim. 200 yıllık feodalitenin kim sorumlusuysa ayıplanacak olan onlardır. Çünkü suçun işlendiği koşullar vardır. Ayrı ayrı yerlerde yaşıyoruz biz. Evet. Kimileri burada yaşıyor, kimileri Etiler'de yaşıyor. Kimileri Esenyurt'ta yaşıyor, kimileri Ankara'nın Çankaya'sında yaşıyor. Her suçun işlendiği koşulları ve sosyolojik çevreyi ayrı ayrı tetkik etmemiz gerekir. Bu olaya bakarken de hı hı. hatta bence iki şeyi de birbirinden ayırmamız lazım. Feodalite ile muhafazakarlığı da birbirinden ayırmak zorundayız. Bakın buradaki mesele birçok arkadaşımız hatalı şeyler söylüyor. Niye Kur'an kursuna gitti? işte Kur'an kursuna giden çocuk öyle olur böyle olur. Bu dil doğru değil. Ben bunu kabullenmem. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapmış bir adam olarak altını çizerek söylüyorum. Bütün inançlar güzel ahlak için gelmiştir. Bravo. Bütün inançlar döneminin ilerici duruşlarıdır. Ha biz inanırız inanmayız. İnançların yaratacak olduğu şeyler var. ayrı tartışırız. Yoktur, ayrı. Ama burada bu çocuğun bir feodal kast sistemi içerisinde... Gerçek şüphelisine ulaşılamaması ve bunların yaşamış olmasını bir inanç sistemine bağlayarak o inanç sisteminin de muhafazakarlık adı adında sadece tanımlanması hatalı bir şeydir. Biz buralardan çıkmak zorundayız. Şimdi bunları yani, tamam. Bu çok buyurun. önemli bir nokta. Bu çok gibi. önemli ama noktayı söyleyeyim mi? şimdi. Evet, ben çok sizin noktanıza söylediğiniz noktaya geleceğim. Burada alt alta bütün ifadeleri koysanız da, hı hı. karşılaştırsanız da hiçbir anlam ifade etmez. Bunu da toplum bilsin. Çünkü bu ifade Yani bu tablonun çok dışında bir suçlu çıkabilir mi gerçekten? Kesinlikle çıkabilir. Bu ifadeler tek başına bir anlam taşımaz. Bu ifadelerde ikrar olur, yalan konuşma olur falan filan. Bu dosyanın değerlendirilecek olduğu yer neresidir biliyor musunuz? İçindeki bütün somut delillerle beraber adli tıp raporu, olay yeri inceleme raporu vesaire bütün bilimsel verilerle beraber hı hı. edinilecek bir yargıyla, bir yargıyla savcı tarafından bir iddianamenin hazırlanması meselesidir. Bu ifadeler tek başına bir anlam taşımaz. Henüz iddianame hazırlanmadan yeniden ifadesi alınma ihtiyacı doğanlar da çıkabilir işlerinden. Kendiliğinden ben tekrar ifade vermek istiyorum diyenler de olabilir. Hatta sanıyorum burada çocuğun cesetini götürdüğü iddia edilen itirafçı, itirafçı iki kez ifade verdi. Birinci ifadesiyle ikinci ifadesi arasında farklar var. Evet. Birinci ifadesinde diyor ki ben işte telefonla konuşmuştum tamam. bana falan. Bambaşka şeyler bunlar. Hı hı. O yüzden ben hukukçu olarak müsaade ederseniz. Bu ifadelerin şehvetine kapılıp tanımlar yapmayayım burada. Sadece topluma şu tanımı yapayım. Bunların <laughs> tamamının toparlandığı, icmal olduğu, birbirini destekleyebilecek şeylerle beraber suçluluk şüphesinin ve e, onlar da tam olarak suçluyu tanımlama anlamına gelmez yoğunlaştığı bir tablo üzerinden bir iddianame yazılacak. Ve aynı zamanda burada da tez canlı olmamamız lazım. Bugünden yarına bir kişi aha bununla ilgili suç sabitlendi diye de beklemememiz lazım. Bu bir süreçtir. Az önce dediğim gibi yargılama sırasında bile farklı delillere ulaşılabilecek bir hale gelebilir. Biraz sağduyla, herkesten buradan istirham ediyorum. Biraz sağduyulu olmalarını istirham ediyorum. Çocuk bizim çocuğumuz ama bu ülkede kaybolan 10 bin çocuk onlar da bizim çocuğumuz. Duyarlılıklarımızı bütün çocuklarımız için yayalım. Bu olayın da peşini bırakmayalım. Evet. Ama her gün bu olaydan kaynaklı bir şehvetle beraber sağduyulu yerde duramayıp bunun karşılığında idam cezası gelsin, o gelsin, bu gelsin tartışmalar doğru zamanda yapılan tartışmalar değildir. Şu yukarıda gördüğünüz üç kişi var ya, hı hı. eğer bunlar bu şekilde yargılanır ve hüküm giyerseler bizim ceza kanunumuzdaki en ağır maddeden yargılanmış ve hüküm giymiş olacaklar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm giymiş olacaklar orada da yüreklerini ferah tutsunlar. Bunu işleyen kimse yargılanacağı çünkü çocuğa karşı kendini savunamayacak kişiye karşı işlenmiş bir suç halinde. Ama infaz kanunları konusunda herkes kadar benim de tereddütlerim var. Sadece 20 yıllık dönemde 25 defa değişmiş bir infaz kanunumuz var. Onun da bir nedeni var ama biz toplumsal olarak sosyolojik, ahlaki, hukuksal, ekonomik çok sorunlu bir ülke tanımı içerisinde duruyoruz. Doğal olarak o cezaların oluşması da infazı da zor bir Peki. tabloya denk geliyor. Beni bağışlayın beni Peki. bu şeye sokmayın. Estağfurullah İki ama ben değil? bazı şey bu sizi yerinize alacağım tamam. bazı meselelerin en azından evet. ne anlama gelebileceğini bir mukayese edelim ve ben konuşalım. Umarım yararlı olmuştur. Ve Ankara'ya dönmek istiyorum Levent Bey hemen buradan. Şimdi baktığımızda tabloda şu anda. Ee, Turan Bey'in söyledikleri gerçekten önemli vurgulardı ama biraz meseleyi açmamız gerekiyor toplumsal olarak algılamak için de peşini bırakmamak için de işin ve tabii ki bu altına çizdiğimiz bölümler tekrar söylüyorum çok kıymetli. Masumiyet karinesini yayın ilkeserliğini yayınlarımızın ilkeserliğini de bozmadan amca, anne, abi Enes tutuklu. Baba serbest bırakıldı. Şu an bu meselenin neresindeyiz Levent Bey? Can Hanım teşekkür ediyorum. Öncelikle kızımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ve başta babası olmak üzere yakınlarına başsağlığı diliyorum. Fakat tabii enteresan bir durum var. Yani e, kıymetli Üstadımız Turan Bey kaybolan 10 bin çocuktan bahsetti. Bunun neye dayandırdığına dair çok ciddi tereddütlerim olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye İstatistik Kurumu bu hadiseyi defalarca açıkladı. Bu çocukların kaybolmadığını anlık bildirimler neticesinde karakola gelen kayıtlardan oluştuğunu ve kaybolan çocuk sayısının bir dezenformasyon oluşturacak şekilde 10 bin olmadığına dair defalarca beyanda bulundu. Bu konuda ben de bir yani takım şeyler söyleyeceğim. Bir agitasyon sürecinin zaten tam göbeğindeyken bir de bunu üstüne bina ettiğimiz zaman gerçekten sanki Türkiye'de her dakika onlarca çocuk kayboluyormuş gibi bir algıyı uyandırmanın... Efendim bulunmuyor demedim. 10 bin çocuk kayboluyor dedim. İkincisi... Şimdi yani TÜİK'ten dolayı söyledim bunu 2008 evet. 2016 verileriyle Kaybolmak başka bir şey, bulunmak başka bir şey. O zaman şey. şöyle yapalım. Şöyle bir durum yani, var. Özür güzel. Verim. O 10 bin çocuğun 9996 tanesi... Sayın hocam bu sosyal devlet sorunudur. sorunudur. Çocuklar kayboluyor kayboluyorsa Levent, çocuklar Levent sosyal Turan devlet be, sorunu yaşıyoruzdur. Bir, bir saniye. Hiç bulunmamak anlamında bir saniye, değil. Bir saniye şunu Hale, söylemek istiyorum. Levent yönel Bey yönel bir saniyenizi rica edeceğim. Çocukların kaybolması edeyim. bir sosyal devlet sorunu değildir. Efendim sosyal devlet sorunudur. Levent Bey bir saniyenizi rica edeceğim. Çocukların sağlıklı olarak kendilerini ifade edecekleri bir çevre yoktur ve devletin çocukların güvenliğini anayasal olarak sağlama yükümlülüğü vardı sağlayamıyordur ondan kaynaklı bir çocuk kayboluyordur alakası. bulunuyordur ya da daha bulunmuyordur Neyine itiraz ettiniz anlamadım açıkçası Ya bir bilim adamı bunun neyine itiraz eder kaybolmakla hiç bulunmamanlar arasında fark bu var Algı yönetimi doğru, doğru bir yönetim değil ediyorsa... Nasıl isnat ettiniz bu bana bu algı yönetimi olarak anlamadım Peki şimdi, Fuat Bey'in burada şimdi, bir katkısı Levent, Levent olacak. Bir Levent Bey bir saniyenizi rica o. edeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. verileri var. Şimdi Tuğran Bey, Turan Bey bir saniyenizi rica edeyim. E, şimdi bak e, sevgili Cansu ben bunu geçen programda da söyledim hatırlattım. Ben Türkiye'deki ilk kayıp aranıyor programının yapımcılarından biriyim. Kayıp aranıyor. Türkiye'deki 1993 yılı. Türkiye'deki kayıp vakalarını ekrana getirmek üzere bir program hazırlığı yaptık. Ve ben de bu işin sorumluluğunu aldım ve emniyete gittim o zaman. Emniyete gittim, kayıp vakaları öğrenmek istedim. O zaman emniyette bir kayıp masası bile yok. Ölüme bir saçma sapan bir defter getirdiler. İçinde 40-50 tane adres var, isim var. Aradım telefonları olanları. Ha, e, bizim çocuk kaçtı, 2 gün sonra yani. geri geldi. Ondan sonra ha bir bizim oğlan bilmem ne yaptı, kayıp. Ha evet. Ama programa ama zaman, başlattıktan zaman, sonra müracaat Bir dakika bitelim konuşmama, rica <laughs> ediyorum. Ee, ama o zaman kayıt altına bile alınmıyordu. Öylesine eee alel usul yapılmış ki bu defter kayıt yapılmış ki koskoca İstanbul'da 40-50 tane başvuru var. Başvuru yapmayanlar da var kuşkusuz. Tabii, Biz tabii. ilk programı yayınladık sevgili Cansu. Yağmıştır Se sevgili telefon. E, rahmetli Süleyman Turan sunuyordu programı. Ertesi gün bize 400'e yakın kayıp başvurusu geldi tüm Türkiye'den. İnanılmaz ilgi gördü ve reytinglerde birinci oldu program. Şimdi tamam. daha sonra Kayıplar Derneği kuruldu bu programdan yola çıkılarak ve otobüs aldılar ve bütün ülkeyi şehir şehir dolaştılar. Kayıp olgusu gerçekten şunu söylemek gerekiyor. En acı olgudur. Yani ölümden bile acıdır. Evet, Her gün acıyı çekersiniz. Ben tamam. bu programı yaptım. Bu kayıpların hikayelerini dinledim. Turan Bey, iki ay uyku uyuyamadım. Allah kimseye yaşatmasın. İki tamam. ay uyku uyuyamadım. Yani böyle kafamda vızır vızır döndü. Vızır vızır döndü hepsi. Ancak şimdi dediği gibi Levent Bey'in bu kayıpların büyük bir bölümü geri dönüyor. Oluruyor. Yani tamam. ilelebet kayıp olanların sayısı düşük bir oran. <laughs> Ama Tabii bütün bunların da olmaması gerekiyor. Hakikaten Peki. bütün dünyada çocuk kayıplarının oranı, sayısı çok fazla. Türkiye'dekinden onlarca... Ya bunun ticaretini yapanlar da var çünkü. Bu başlı başına bir müstakil program. Suriyeli mülteciler buradan... Almanya'ya gittiler. Ben Avrupa'da gündem programını yaptım 10 yıl boyunca. Ve o mültecilerin Almanya'ya gittiği dönemde 10 bin Suriyeli çocuğun kaybolduğu ortaya çıktı. 10 bin çocuk o çocuklar nerede Peki bunu e, kayıp çocuklar dosyası açtığımız bir programda evet, detaylı evet. yapalım. Nerede Önemli işte, mesele. Şey Levent Bey bir cümle alayım. Ben bulunmayan çocuklar demedim. Kayıp başka bir şeydir hukukta. Evet. Bulunması bulunmaması başka bir şeydir. Evet. Bir çocuk 24 saat, 48 saat, 30 72 saat kaybolmuş olabilir. Bu bir kayıptır ve bu kayıpların birçoğu esasında çocukların güvenlik hakkının ihlalidir. Ya bazı, bu, bak, bak, bir çoğu önemli bölümü de çocukların ailelerinden intikam almak için ya, ya, Ben var. bunu biliyorum ve yaşadım gördüm Peki, yani. Bunun türlü sebepleri var. Levent Bey sizin sorunuz belki hemen geliyorum ama Sinan Burhan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum kıymetli katılımlarınız için. Sinan Burhan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni de yayınımıza katıldı. Yayın öncesi küçük bir rahatsızlık geçirdi. Sağ olsun, olsun. seni bunu taktırdı Teşekkür ve geldi. Ediniz. Umut ediyorum daha iyisiniz. Ya, i̇yiyiz. Uçakta herhalde biraz e, kulakta bir problem oldu. Hmm. Biraz Çok geçmiş ya. olsun. Teşekkür Çok geçmiş ediyoruz. olsun. Evet. Tekrar teşekkür ederiz yayına katkılarınızdan dolayı şimdiden. Evet Levent Bey size dönüyorum. Sorum hala geçerli. Meselenin neresindeyiz? Buyurun. Evet Cansu Hanım. Ee, 10 bin çocuk kayboluyor. 9.997 tanesi bulunuyor. O vurguyu yaparak kaldığım yerden devam edeyim.